Sayın Müdürüm, muhterem arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yalnız bu sözlerine, şiirlerine, hani sözlerine başkelime aklıma düştü de onu da özetle şöyle bir kısaca anlattığım kusura bakmayın. Hani mesleğimiz gereği Muaz-ı bin Cebel radıyallahu anh peygamberimizle giderken nasıl yaklaşabilir miyim buyurmuştu. İyi demişti. Geldiğinde demişti ki ben ey Allah'ın Resulü Rabbim ola ki demişti ki senden önce Hakk'a ulaşak. Eğer demişti sen bizden önce Hakk'a ulaşırsan bizim yapmamız gereken önemli ibadetler nelerdir demişti. Peygamberimiz de sükut etmiş. Sonra cihad etmek mi demiş. O da güzel de ondan daha hayırlısı var. O zaman oruç tutmak, zekat vermek mi demiş. Bunlardan daha hayırlısı var. Aklıma gelen diyor Hazreti Muhammed tüm iyilikleri saydın. Bunlardan daha hayırlısı var dedi. Ya anam babam sana feda olsun bunlardan daha hayırlısı nedir dedim. Elini diyor ağzına götürdü. Söz dil dedi. Konuşmamızdan da mı hesaba çekilecek diye sordum. Dilime hafifçe vurdu. Allah hayrını versin ey Muaz dedi. Cehenneme yüzüstü sürülüp atılanlar dilleri yüzünden, sözleri yüzünden değer mi dedi. Evet. Onun için bu şiirim de biraz bunu andırıyor. Diyemem isimli bir şiirim. Öfkeyi, gururu, güneşle yıktım. Zamanın uygunsuz derdinden bıktım. Kötü suretlerden seyrılıp çıktım. Yine güzel adam oldum diyemem. Engeli kaldırıp yıksam tuzağı, insanlık uğruna değersem, devirsem dağı. Yüz yıl aş ekmekle doyursam çağı, yine güzel adam oldum diyemem. Niyet ettim iyileri dermeye, gönlümün gölgesi bana sermaye. Dara düşsem ümit eder himaye, yine güzel adam oldum diyemem. Müşkülleri çözüp haddimi bilsem, hakkın diyasını yüzümde görsem, yetimler büyütsem, gönüller dersem, yine güzel adam oldum diyemem. Hiç geri durmadım lütfü keremden, uzak durdum şu haramdan, haremden. Gel yanmadım yarenimden, yarimden, yine güzel adam oldum diyemem. Her şeyi sevmek nefsime düştü, kamil adam olmak en büyük iştir. Halis varlık olmak veliye iştir, yine güzel adam oldum diyemem. Saygılarımla.